Bu bölgede olan bir noktanın apsisi pozitiftir, ordinatı negatiftir. Haliyle b negatif olduğu halde karesi pozitif olacak. Demek ki a da buradan çarpımlarının pozitif olması için artı olur. a çarpı b birisi artı birisi eksi olduğundan eksidir. Yine a kare artı olduğu için b de eksi olduğu için çarpımları eksi olur. Her ikisinin eksi olduğu koordinat 3. bölgede yer alır arkadaşlar c şıkkı. Adana Karaman... 180 kilometre denmiş. Adana-Denizli'de arkadaşlar e, 540 denmiş. Yani o zaman Denizli-Karaman arası 360 olacak. Bu da şu demek yani burası 2M birimse burası M birimdir. Artık şöyle söyleyebilirim. 3M'de e, Denizli'den Adana'ya apsis 9 artmış bakın. Eksi 2'den 7'ye. O zaman M birimde 3 artar. Haliyle bu tarafa doğru yoluma devam ediyorum. Karaman'a gitmek için 2M'ye gideceğim. 6 artar. Buradan dolayı eksi 2 artı 6 4 olur. Ordinata gelirsek Denizli'den başladığımız zaman. Bu arada denizden başlamak zorunda mıyız? Hayır. Ama bir yönden başlarsanız hep aynı yönü kullanın. Mesela siz Adana'dan başlamak istiyorsanız. Adana'dan hep Denizli'ye doğru gitmeniz lazım. Denizli'den başlarsanız da hep Denizli'den Adana'ya doğru devam etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı Denizli'den şimdi Adana'ya doğru 3M birimde 5'ten 11'e ordinat 6 artmış. O zaman 2 mde 4 artar. 5 4 daha 9 oldu. Koordinatlar toplamı böylece 13 D şıkkı. Şimdi apsis 12 olduğuna göre bakın şöyle düzgün altıgenin burası 12 olacaktır. Düzgün altıgenin bu simetri ekseni arkadaşlar 6 tane eşkenar üçgenden dolayı bakın böyle bir kenarın 2 katıdır. Bu yüzden burası 6 olur. 6 tane eşkenar üçgenin alanı bu şekilde 54 kök 3 olacak A şıkkı. Köşe demiş ya arkadaşlar. Eğer biz bu köşeler arası uzaklığı kenar seçersek göstereyim şöyle. Bir de köşegen seçersek. Aynı uzunluk şurada köşegene eşit olacağı için bakın bu alttakinin alanı doğal olarak daha küçük olur. Haliyle o zaman burada şunu söyleyebiliriz. 2-5 burası olsun. Eksi 4, 1 burası olsun. 2 eksi eksi 4, 6'nın karesi. 5 eksi 1, 4'ün karesi. Buradan da gördüğünüz gibi e, ne olacak kare kökü? 2 kök 13. Köşegen 2 kök 13 olduğu için e, bir kenarda kök 26 olur. Alanda en az 26 olur. D şıkkı. Şuna dikkat etmeniz lazım. Bir nokta eksenlere eşit uzaklıktaysa Apsis ve ordinatın mutlak değerleri birbirine eşit olur. Neden? Bir örnek göstereyim size. Bakın 3'e 3 noktasının apsis ve ordinatı aynıdır. Eksenlere eşit uzaklıktadır. Ama şöyle bir nokta da olabilir. Bu 3'e eksi 3 e de olabilir. Ya da eksi 3'e eksi 3 e de olabilir. Hangisi olacağını bilmiyoruz. En son şunu da göstereyim. Eksi 3'e 3 e de olabilir. O yüzden bunların mutlak değerleri birbirinin aynısıdır. Bir... Sağdakine olduğu gibi çıkarırsın. 2 sağdakine bir de eksiyle çarparak soldakine eşitlersin. Buradan e, ilk önce şunu çözersem m eşittir 6 olabilir. Bunu çözersek 3m eşittir 8'den. Şurayı düzelteyim. Burası 2m artı 7 olacakmış. Hemen onu düzeltmem gerekiyor pardon. 2m eksi 7 yazmışım yanlışlıkla. 2m artı 7. E, buradan m eksi 8 olacak arkadaşlar. Bir de m eksi 1. Bunun eksilisine eşit olacak. Buradan da 3M eşittir eksi 6'dan. M gördüğünüz gibi eksi 2 oldu. Alacağı değerler toplamı da eksi 10, B şıkkı. BN'nin NC'ye oranı sorulmuş. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. Eksi 5, eksi 4'ün karesi artı 7 eksi 0'ın karesi. Yani buradan 50 oldu. Burası 5 kök 2. Sonra şuraya bakalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 7'nin karesi e, artı 7'nin karesi. Burası da arkadaşlar 49, 98. Yani bu da 7 kök 2 oldu. Demek ki burası 5M ise açı ortay kenarlar oranı, parçaların oranıdır. Burası da arkadaşlar 7M olur. Şimdi bizden BN'nin NC'ye oranını istiyor. 5 bölü 7 açı ortay zaten E şıkkı. A kenarının kenar ortayına bakalım. Yani A köşesinin karşısı A kenarı arkadaşlar. Aksi söylenmediği sürece. Şimdi A, B, C'yi yaptık. A 5'e eksi 1. B 1'e 2. Ve C de 3'e 4. Bir kenar uzunluğunu bulacağız. Şöyle ne dersek kenar ortay kenarı 2'ye böler. O zaman ben nasıl yapabilirim bunu? A, N'yi bulmak için N orta noktasını bulursam 2 nokta arasındaki uzaklıktan hallederim. 1 artı 3 bölü 2'den 2. 2 artı 4 bölü 2'den 3. A, N'de kenar ortayı olduğu için Burada da 5 eksi 2 3'ün karesi, eksi 1 eksi 3 eksi 4'ün karesinin kare kökü yani 9 16 daha 25, 5 oldu arkadaşlar e şıkkı. Genayi 18 kilometre olmuş. Bakalım o zaman eksi, eksi 3 eksi eksi 9'dan 6'nın karesi, 7 eksi eksi 1'den 8'in karesi, buradan 10 geldi. 10 birimlik uzunluk 18 kilometreye karşılık geliyormuş. O zaman bir birimlik uzunluk arkadaşlar 1.8 kilometreye karşılık gelir. Şimdi AC'ye bakalım. AC'de 6 eksi 3'ten 9'un karesi. 7 eksi 5'ten 12'nin karesi 15 yaptı. 15'i tabii ki ne yapacağım? 1.8 ile çarpacağım. 18, 9 daha o zaman 27 olacak E şıkkı. Önce B noktasını bulursak arkadaşlar Haliyle C noktasında şurayı A burayı 3A dersek azalma veya artmaya göre bulabiliriz. Orta noktadan dolayı eksi 3 bir daha eksi 2 yarısı eksi 1. 7 3 daha 10 yarısı 5. Bakın apsise dikkat. 1'den eksi 1'e A birimde 2 azaldı. O zaman 3 A'da 6 azalacak arkadaşlar. Haliyle buradan da eksi 1'den 6 çıkarırsak eksi 7 olur. Gelelim ordinata. 6'dan 5'e bakın 1 azaldı. A birimde 3 A birimde arkadaşlar 3 azalacak. 5'ten de 3 çıkarırsak eksi 7'ye 2 A şıkkı. Burada dik V'leri kullanmak lazım bakın. C'den bir dik indirirsek şöyle özellikle şu dik V'den yararlanarak alfa beta 90 alfa buraya da beta deriz. Şimdi alfanın karşısı burada 2 Burada alfanın karşısına x diyelim. Ordinat 9 olduğu için 9 eksi x diyelim. Beta'nın karşısında zaten 4. O zaman 4'ün e, şurası beta'ydı. 9 eksi x'e oranı. Sonra x'in 2'ye oranı. İçler dışlar yaptığımız zaman x çarpı 9 eksi x 8. Soruda da demiş ki. AD, DC'den büyük. O zaman benzerlik oranında OAD daha büyüktür. Yani 8 olması için 8 çarpı 1 veya 1 çarpı 8 ya işte x'e 8 vereceğiz. Böylece 8 verince 4 8 4 kök 5 burası da 8 olduğu için 1 kalır 1 2 kök 5. 4 kök 5 çarpı kök 5'ten dikdörtgenin alanı 20 oldu B şıkkı. Köşeleri şöyle tek tek yazalım bakın. A, B, C, D. A 4'e 2. B 6'ya 4. C 3'e 6. D'yi de şöyle bulabilirsiniz. Ee, bakın şimdi 6, burası 4, burası 3. Absisler toplamı karşılıklı olarak birbirine eşittir. Çünkü paralel kenarın köşegenlerinin kesim noktası orta noktadır. Hem BD'nin hem AC'nin orta noktası aynı o noktası olur. Haliyle 4, 3 daha 7, 6, 1 daha 7. 2, 6 daha 8, 4, 4 daha 8 olur. Böylece BD köşegeninin uzunluğunu bulabiliriz. 6 eksi 1'den 5'in karesi. 4 eksi 4'ten 0'ın karesi. Yani aslında buradan 5 gelmiş oldu. C şıkkı. Eşkenar dörtgenin köşegenleri arkadaşlar dik kesişir. Bu yüzden burada K noktasının apsisi 4, ordinatı 2 olması demek. Öklitten dolayı şuraya Y desek. Y çarpı 4'ün 4 olması ve Y'nin 1 olması demektir. Böylece bir kenar 5 olur. Bu arada tabii ki temel benzerlikten dolayı üstteki yükseklik parçası da 2 olur yükseklik 4 geldiği için alan 20 oldu A şıkkı